Eski Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Wilson, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi kaybetmemeli, çözüm mümkün konu, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri krizi, ittifaktan yaptırımlara, 43, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, iki ülke arasında yaşanan krizle ilgili taraflara diyalog çağrısı yaparak, sorunun çözümü mümkün. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi kaybetmemeli. Suriye ve bölgedeki çıkarlarımız için ilişkileri rayında tutmalıyız, ifadesini kullandı. ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan sorunların Obama dönemine kadar uzandığını söyleyen eski Büyükelçi Wilson, Papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğunun meselenin sadece bir tarafı olduğunu belirtti. Wilson, Obama dönemine kadar uzanan ve yıllardır biriken şikayetler vardı her iki taraf için de, sorunlar gittikçe karmaşıklaştı ve çözümü zor bir hale geldi. Son vakada Amerika Birleşik Devletleri için sorun açık, Pastör Brunson ve diğer Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Türkiye'de tutukluluğu. Bu sorunun çözülememesi Washington'da çok derin bir hayal kırıklığı yarattı. Tabii Ankara'nın da benzer hayal kırıklıkları var. Tam da bu nedenle meseleler daha iyi ele alınmalı. Brunson bir sürü meselenin bir tarafı. Tabii ki tarafların yaşadığı hayal kırıklıklarını çözememelerinin de parçası, bunu söylemekle birlikte, başkan ve yardımcısı Pastör Brunson'a yönelik suçlamaların temeli olmadığını düşünüyor. Bu sorunu duyarlı bir şekilde çözememek müzakerecileri hüsrana uğrattı, diye konuştu. Habertürk'ten Nalan Koçak'ın sorularını yanıtlayan Wilson'ın açıklamaları şöyle, yaptırımların Trump'ın istediği sonucu YARATACA yumuşak YNDANE emin değilim, Türkiye'de gündem evangelistler, Brunson meselesinde payları ne kadar, lütfen komplo teorilerine fazla güvenmeyin. Tabii ki Trump ve Pence, evangelistleri siyasi başarılarının önemli bir parçası olarak görüyorlar. Fakat ben daha önce buradaki evangelistlerin hiç Türkiye düşmanı olduklarını görmedim, daha çok Pastör Brunson'dan yanalar diyebilirim. Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamasının gerçekten istediği sonuçları yaratabileceğine inanıyor mu? Cevaplaması zor bir soru. Kişisel olarak, ben emin değilim, açık olan şu, başkan bu meseleyi, Brunson'un tutukluluğunu, bir nihayete erdirmeye karar verdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğunu düşündüğü baskı gücünü kullanmak istedi. Meseleyi çözer mi emin değilim, ABD-Türkiye ilişkilerindeki diğer sorunları da derinleştirebilir. İki bakana yaptırım, SEMBOLİKTİ, Amerika Birleşik Devletleri de MALVARLIKLARI olduğuna kimse inanmıyor. Bazıları iki Türk bakana uygulanan ambargonun sembolik olduğunu aslında güçlü bir adım olmadığını söylüyor. Katılır mısınız? Kesinlikle sembolik. Kimse iki bakanın Amerika Birleşik Devletleri'de ciddi mal varlıkları olduğuna inanmıyor. Amaç meselenin çözülmesi için Türkiye'ye güçlü sembolik bir mesaj göndermekti. Fakat açık ki ambargo adımı istenen sonucu yaratmadı. Amerikan basınına verdiğiniz demeçlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kaybetmemesi gerektiğini söylediniz. Nedenleriniz ne? İlişkilerimiz Amerikan dış politikası, güvenlik politikalarımız, istihbaratımız için çok önemli. Bu ilişki Türkiye için de çok faydalı, işin ekonomi ve ticaret boyutu da var tabii ki, ortak dış politika çıkarlarımız var. Görünen o ki ortak çıkarları yürütmek şu aralar pek kolay değil. Çözmemiz gereken zor meseleler var, ama ilişkilerimizi rayında tutmalıyız. Ya kriz çözülmezse, ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir? Bu konuda çok spekülasyon yapmak istemiyorum. Amerikan tarafından bakacak olursam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de istediği rolü oynama kapasitesi azalır.
Aynı şey İran için de geçerli. Kafkaslar'da ortak çıkarları takip etmemiz zorlaşır. Rusya'ya karşı pozisyonumuz zayıflar demek istemiyorum ama daha karmaşık bir hal alır. Türkiye'nin bölgedeki gücü de Amerika Birleşik Devletleri'ye yürüttüğü etkili ilişki sayesinde arttı. Umuyoruz ki Türk liderler ekonomik sorunlarını da çözme konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile etkili bir ilişki yürütürler. F-35 kararı bir yaptırım değil. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması ihtimali ne kadar gerçekçi? Bence bu konuda dikkatli olmak gerek. Biliyorsunuz Pentagon Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri savunma ilişkileri üzerine bir rapor hazırlayacak, ondan sonra F-35 satışına devam edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak, bu bir yaptırım değil. Bence bu Trump yönetiminin aslında attığı sağduyulu bir adım. Türkiye'den benzer sağduyulu adımlar önümüzdeki günlerde Trump yönetimi için önemli olacaktır. Krize yakında çözüm bulmak mümkün mü? Tabii ki, elbette çözüm bulabiliriz. Bence Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması meselesini çözmek zor değil. Bu adım Washington'a Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliğine devam etmek istediğine dair güçlü bir sinyal gönderir. Elçiniz, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'la buluştu. Aslında yapılması gereken tam da bu. Bu tür adımlar sonuç üretebilir. Daha sonra da diğer meselelerin çözümü için masaya oturabiliriz. Diyalog. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde zorluklar konusunda uzmansınız. Siz olsanız meselenin çözümünde nasıl davranırdınız? İzlememiz gereken kritik şey şu, liderlerimiz pragmatik mi olacak, yoksa çatışmacı mı davranacaklar? Şu an yetkili bir pozisyonda olsaydım kesinlikle, diyalog. Lütfen oturalım ve şikayet etmek yerine çözüm bulalım, derdim.